tüyleri alıyorum. Adam zaten komple istemeyen tüy. Ya anne, sen Sinan'ın bıyıklarına ne kadar önem verdiğini bilmiyor musun? Ya Sinan'ın kalbine indireceksin ya. Tamam, nerede o günler? Keşke inse. Sus, bir iki tane daha kaldı, onları da alayım. Abo, Kaygara, ne işin var senin bizim odamızda ya? Ben de diyorum, üzerimde bir ağırlık var. Karabasanı görüyorum, üzerime karamanda mı oturdun nedir? Ne işin var bizim odamızda ya? Edepsizsin sen, edepsiz. Kızımla konuşmaya geldim ben. Ağza bak ağza, konuşacak başka yer bulamadın mı? Sabah sabah senin yüzünü görerek uyandım ya, kesin bütün işlerim ters gider artık. Ya. Anne, gülüyorsun. Dirin 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 dirin. Günaydın Can, Afacan, Şakraben. Günaydın baba. Ne gülüyorsun lan öyle? Ayı mı oynuyor suratında? Eşek sıpası. Çok yakışmış baba. Nedir yakışan oğlum? Yok bir şey Sinancığım, yok bir şey. Ortada karıştırmasana oğlum. Sinancığım her zamanki gibi çok yakışıklısın bir tanem. Yakışık. Ben bu işten işkillendim. De dur bakalım. Bak bende bir tuhaflık var ya. Gözlerimin altı mı şiştir nedir? Allah Allah. Bıyıkları! Abo! Hırız! Hırız bıyıklarımı çalmış! Hırız! Hırız var! Gülümüş! Gece eve hırız girmiş. Benim bıyıklarımı kesmiş. Ya Sinancığım, hırsız ne yapsın anam senin bıyıklarını? Doğru. Gülübük, hırhız sen misin? Sen mi kestin benim bıyıklarımı yoksa? Ya Sinancığım saçmalama, Allah'ını seversen ben ne yapacağım senin bıyıklarını? Aa, şaka gibisin ayol. Doğru, ne yapacağım ben? Can, Afacan, Şakraban, sen mi hırsızsın? Hırhız sen misin? Sen mi kestin gece benim bıyıklarımı? Saksıyı çalıştır baba. Sence kim bu evde senin bıyıklarına kıymış olabilir? Saksıyı çalıştır. Tın. Tırının. Kaygara, başın tandırda yana. Sen nasıl kıydın benim bıyıklarıma? Ya bunları yaparken hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi ellerin titremedi? Hiç mi olmayan yüreğin pörtlemedi? Hırhız Kaygara. Evet, ben kestim. Nefret ediyorum o bıyıklarından çünkü. Yemeğin içinde fok balığı gibi. Sinancığım, sen kes şu kalan bıyıklarını. Çok kötü görünüyor. Ya Gülübük ya. Bıyıksız erkek olur mu? Ben nasıl gideceğim durağa şimdi ya? Ya Kaygana, bıyıklarımı keseceğine keşke kellemi kesseydin sen benim ya. Kellemi de kesecektim ama Gülbin izin vermedi. Şuna bak, hem suçlu hem güçlü bir de bana laf söylüyor. Sen kime bağırıyorsun be? Hem evimde asalak yaşayacaksın hem de pabuç kadar dil uzatacaksın. Dur sen, seni geber... Anam, büyük yavruz başlıyor. Anam, sen ne yaptın ya? Bak bıyıklarımı kestin. Kedi gibi bütün dengem bozuldu. Ana şuraya bak. Ana. Aa olsun. Kökü bende değil mi Kaygara? Yine bırakacağım. Ana. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli şoförü kardeşleri. Sinan. Oğlum hayırdır? Ne öyle sarılıp sarmalanmışsın? Üstünüze afiyet Nuri babacığım. Sahurda dondurmayı fazla kaçırmışım. Badem çıktırıp kışt. Badem çıktırıp kışt. Oy, ben anladım o ne Sinan abicim. Şimdi ben sana sıcak bir pis getireceğim. Tolacığım ha böyle poynuna bademciğin hemen iyileşir. Gerek yok Ali Kefal, gerek yok kardeşim. Yok oğlum, inat etme, sıcak bez iyi gelir. Ya ben öyle koca karı metotlarına pek pabuç bırakmam. Ben modern tıbba inanmış, modern tıbba gönül vermiş modern bir adamım. Gerek yok yani. Ya ağam inat etme, çıkar şunu. Ya ne yaptı Seyit ya? Oy. Bıyıklar gitmiş. Aa, bıyıklar nerede? Sinan hakikaten ne oldu onun bıyıklarına? Hiç sorma öyle baba ya. Kayganan bana gıcık olmuş. Gece ben ölürken bıyıklarımı kesmiş. Ben çok korkuyorum. Bugün bıyığımı kesen yarın kim bilir nerelerimi keser. Kıtır kıtır doğrar vallahi. Merhabalar arkadaşlar. Aa, Sinan. Bu ne hal be? Aynen yumurtaya dönüyorsun. Ağza bak ağza, aman ne komik. Dur bir an, hatırlayacağım ya, sen birine benzemişsin ya. Kim olacak, artistlere benzemişimdir. Yok 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 yok. Hani dur çıkaracağım şimdi. O zaman çok yakışıklı birine benzemişimdir. Yok be, ne yakışıklısı, ünlü kişisi. Ama şimdi hatırlayacağım. Aa, dur hatırlayacağım. Aa, hatırladım. Hani bize otelde kadın satmaya çalışan bir muhabbet delalı vardı ya bir ağzı. Ay ben olabilirim işte. Aman ne komik ne komik.
Buyurun efendim Akase Durağı. Var efendim tabii. Adresi alayım. Çiçek Sokak 42. Hemen gönderiyorum efendim. Çiçek 42, ben gittim baba. Sıra bende Sinan abi ya. Ne sırası ya? Sıra gecesi mi düzenliyoruz burada? Şaka şaka, benim sıramda da sen gidersin. Hadi bakayım. Hadi hoşça kalın. İşi gücü fırıldaklık ya. İyi günler abicim. Nereye götüreyim sizi? Cadde Bostan lütfen. Cadde Bostan, eviniz olur abicim. Alo. Ne diyorsun? Gülden Günay sahneye çıkmayacak mı? Ya nasıl çıkmaz? Biz bu kadınla anlaşma yapmadık mı? Kulübünüzde sahne alacağım demedi mi? Ne bu şimdi? Görür o, dava edecek. Neyse, siz bana acele bir şarkıcı bulun. Bir de müşteriye rezil olmayalım. Pardon abicim, ben istemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. İzin verirseniz ben kendimi tanıtayım. Ünlü sanatçıların ve şarkıcıların menajeri Kaya, Sinan Kaya. Buyurun, bu da kartım abicim. Taksici değil misin sen? Taksiciyim ama ben çok işlevli İsveç çakısı gibiyim. Hem taksiciyim, hem menajerim, hem de çok iyi bir aile babasıyım. Seven, açık bir kocayım. Elimde çok iyi bir türkücü var. Adı Seyit Çağlayan Ses. Ne dersiniz, işinize yarar mı acaba? Yok, şu ben ne yapayım? Bana bayan şarkıcı lazım. Vallahi çok şanslısınız. Kayganını sizi seviyorum sevgili abicim. Elimde bir bayan sanatçı var. Adı Dilek Şentürk. Size kısmetmiş, ne dersiniz? İyi misiniz? İyi ne demek abicim? Kendisi bizzat konservatuvar mezunudur. Şan eğitimlidir. Ondan sonracığıma gayet kültürlü bir bayandır. Yani Mozart ayarında, Beethoven kıvamında bir sanatçı bayandır. Ne? Öyle mi? Güzel. Al şu kartımı. Bizi getir, bir görüşelim bakalım. Tabii abicim. Ben hemen kendisiyle konuşurum. Ama kendisi gelmek ister mi bilemem. Çünkü dediğim gibi kendisi konservatuvar mezunudur. Şan eğitimlidir. Kültürlü bir bayandır. Ama yine de güzel aklınız için ben bir konuşayım abi.